Öncelikle saygılar onlara. 1998 Fiat Palio 1.6 152 bin kilometrede benzinli manuel şanzıman aracımı birkaç gün önce İstanbul'dan aldım. Ve Konya yolunda gelirken araç sağ ve sol tarafa çırpma yaptı. 10 ila 20 saniye civarında gaz verip ya da azalttığımda azalan bir sarsıntı. Bunu ara ara tekrar etti. 4 ya da 5 kez. İlk önce balanstan şüphelenmiştim. Konya'ya döndüğümde baktırdım. Aks körüğü patlakmış ve şanzımanda neredeyse yağ hiç kalmamış. Değiştirip yağını tamamlattım. Daha sonra balansçıya gittiğimde olayı anlattım. O da bunun sebebinin balans değil, aks kafasından olduğunu söyledi. Ama bu titreme ya da çırpma bir daha gerçekleşmedi. Sizce aks kafasını değiştirmeli miyim yoksa sıkıntı bitmiş midir? Buradaki ustam istersen bekle, yağsızlıktan yapmış olabilir dedi. Teşekkür ederim. Murat Sevim, Konya. Sayın Murat Sevim, 98 yıl üretimi olan Fiat Palio 1.6 aracı satın aldıktan sonra kat ettiğiniz uzun yolda sağa sola çırpmalar yapması öncelikle ısrabur dişlilerle diferansiyel kutusu sorununa benziyor. Yağsız olan şanzımanda diferansiyel kutusu ve akış dişlileri oluşan yüksek ısı nedeniyle zorlanmaya ve tekerlekleri ilettikleri gücü de zorlayarak engellemiş ve tekerlekleri kilitlemek istemiştir sağa solu filan. Sizin tabii en büyük hatanız, bir araç satın alıyorsunuz, herhangi bir servise sokmadan, bakımlarını yaptırmadan, yağlarını kontrol etmeden İstanbul'dan Konya'ya uzun yol yapmayı cesaret ediyorsunuz. Bu bence biraz yanlış bir davranış olmuş. Şimdi yağ ikmali yapılması sonrasında şimdilik bir sorun olmaması sizi aldatmasın. Yağsızlık şanzımana zarar vermiştir. Ve kısa süre içinde de bu zararların bedelini de size ödetecektir. Akış kafası sorunlarına kalkışlarda vuruntu veya direksiyon tam kırdığınızda yavaşça manevra yaparken, yol alırken tıkırtılar ve sesler yapar. Ayrıca süratli kullanımlarda da balans yapabilir. İyi günler.